Buyurun, ikinci bardakta. Afiyet olsun. Ah, merhaba Suzancığım. Ay hoş geldin kız. Nerelerdesin? Akşam oldu, merak ettim. Çok haklısın hayatım, kusura bakma. Annemlerde işim çok uzun sürdü, o yüzden geciktim. Ay şey, bir mevzu mu var? Ailevi bir mesele. Yani ziyaret. Aa, sen bugüne kadar güzel olmuşsun Suzan. Güzel mi, şirin mi? Ay doğru söylüyorsun, düzeltiyorum. Şirin olmuşsun. Ay iyi de kızlar, ya bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi ben hala anlayabilmiş değilim. Ne yani, ben şimdi artık kadınsı görünmüyor muyum? Dişiliğimi mi kaybettim yani? Aa Suzancığım, olur mu hiç öyle şey? Tabii ki dişisin ama böyle daha hanım hanımcık olmuşsun. Hani makyajın hafif, tokalar falan cicibici olmuş yani. Ay sahi mi? Sağ ol. seninkinden ne haber kız? Ne yapıyor kreşte? Bugün 4. gününü tamamladı. Öğretmeni çok uyumlu diyor ama ben biliyorum bizimkini. Onun şimdi alışma dönemi. Bir süre sonra o yine haylazlığa başlar. Canım olacak o kadar. Sonuç olarak o bir çocuk değil mi? Olunca ne kadar olacağını görürsün. Pek öyle hafife alınacak şeyler olacağını sanmıyorum. Betüş dedi ki her gün kreşe siz götürüp getiriyormuşsun sen. Bak şekerim, benden sana bir komşu aklı. Yani naçizane benim fikrim tabii. Şimdi ben bir iyi ebeveynler takımı diye bir yere girdim. Burası bir kulüp, tamam mı? Ve oradaki uzmanlar diyorlar ki çocuğun kişiliğinin gelişmesi açısından senin kızın yaşları çok önemliymiş. Yani özgüvenin kendine gelebilmesi için kendinin gidip gelmesi gerekiyormuş. Yani her çocuk gibi servise gidip gelmesi gerekiyormuş. Öyle anne babalar üzerine çok titrerlerse özgüveni sarsılır, kişiliği gelişmezmiş diyorlar. Biliyoruz da kızın yaramaz bir peri olunca korkuyorsun. Ayrıca babası pimpirikli şekerim öyle kendi başına gidip gelmesine izin vermiyor. Ben ne yapayım? Ayrıca ne demek ki yani? Başka nasıl bir sebep var? Ayrıca mı dedim ben? Hiç farkında değilim. Kafam kim bilir nerede? İşte özgüveni gelişmiş bir çocuk. Ayol el alemin çocuğu, okullardan evlere servisle gider gelir. Bu da ta oralardan buralara tek başına gelir. Çiğ çiğ. Çiğ. Nereden çıktın sen kızım? Suzan teyze özetledi ya anne. Bir saniye gelir misin? Seninle bir şey konuşmamız lazım. Gelirim izninizle. Aa! Sen de bize bir şeyler ikram edeceksin herhalde Suzan Hanımcığım. Kız bu hamile halimle börek mi açacağım sana? Ne varsa al, senin yerini zaten. Al ye. Anne, şimdi beni iyi dinle. Ben ablamın o kırmızı elbisesini çok giymek istiyorum. Biliyorum bana biraz uzun geliyor ama çok yakışıyor. Senden de yardımını bekliyorum. Ya ablamı ikna et, ben o elbiseyi giyeyim. Ya da Sihli aynısından yapayım. Eğer ablam sorarsa da beyaz bir yalan uydururuz. Mesela aynısından aldık deriz. Kızım, o kadar elbisen var. Niye o elbiseye kafanı takıldın? İşte, bütün elbiselerimi denedim. Aralarından bir tek onu beğendim. Ya da ablan o elbiseyi giymene izin vermediği için kafayı ona taktın. Anne, bana yapmayacak mısın? Bak hayatım, beyaz yalan söyleyemem. Ama akşama senin için ablanla konuşurum ve o elbiseyi sana ödünç verip vermeyeceğini ondan öğrenirim. Peki. Ama eğer ablam izin vermezse Sihli aynısından kopyalayıp giyeceğim. Çilek. Ne olur anne, çok giyinmek istiyorum. Firozeciğim hadi çık artık hayatım, geç oldu bak, gerisini biz hallederiz. Olmaz Betüş'üm, işimi bitirmeden şuradan şuraya gitmem. Evde bekleyen yok, bir şey yok. Firuze hava karardı, eve seni ben bırakacağım, anlaşıldı mı? Ay, olmaz Sadık Bey, bir dünya yol. Ben buradan bir otobüs atlayıp gidiyorum, ne var sanki? Aa Firuze itiraz istemiyorum, Sadıkçığım şunu asar mısın? Bak bütün gün temizlik yaptın, kek yaptın, börek yaptın, ayakta kaldın. Yok Sadık seni eve bırakacak, tamam mı? Peki hazırlanayım o zaman. Ya anne, ne zaman gidip şu ablamla konuşacaksın? Ay Dilek. Bu ufaklık neden bahsediyor bir saattir? Elbise.
Hayatım, işim bitince gider konuşurum. Bak bir kere ablan Deniz'le odasında oturuyor. Onların kız kıza konuşacakları özel şeyler vardır. Ya anne, 2 dakikanı almaz. Ben de ona göre ne yapacağımı düşüneceğim. Ay Çilek, yani sen bir şeyi kafaya takmaya gör. İnsanı bayıltıncaya kadar ısrar ediyorsun. Kızdın mı? Ben sana nasıl kızabilirim ki? Hadi gidiyorum bakalım. Deniz, sence bu nasıl? Çok güzel de bence başka bir şey giy. Yarın Kerem gelecek. Özel bir gün, güzel görünmen lazım. Haklısın da. Efendim? Kızlar, benim Betüş. Girebilir miyim? Gel anne. Aslında beni buraya birazcık da Çilek yolladı. Ya of anne, o kıyafet ona olmaz. Biliyorum hayatım, ben de öyle söyledim ama üstüme denedim diyor. Tam geldi, çok güzel oldu diyor. İlle de giymek istiyor. Ya sabah başka elbiselere bakıyordu. O elbise hiç aklında yoktu. Sonra taktı. Evet, çünkü sen o elbiseyi sana vermem demişsin. O da o yüzden kafayı taktı. Çilek bu, biliyorsun. Bir şeyi yasak koyarsan daha fena kafasını takıyor. Daha çok ilgisini çekiyor. Ay ne bileyim ben, inadı tuttuğu zaman da biliyorsun neler yapıyor. Ceren'cim, sen büyüksün. Müsaade etsen de giyse yarın onu, ha? Ya ben onu bir kere bile giymedim. Hangi elbisen Ceren? Geçen sene doğum günümde almıştık. Yağmur yağdı diye giyememiştim. Bir çıkarsana bakayım. Dur, saklamıştım. Göstereyim. Yarın havalar güzel olacakmış. Belki bunu giyebilirim. Nasıl? Çok güzel. Bence de bunu giy. Hem madem daha önce giymemişsin, süper olur. Süper olur. Olur da bu durumu Çile'ye nasıl açıklayacağımı biri bana söyleyebilir mi acaba kızlar? Bak annem hala gelmedi. Kesin ablam izin vermemiştir. Aman sanki başka elbise yok. Ya ben bir de bunu beğendim. Mız mız bebek kızlar gibisin. Azıcık olgun ol, olgun. Kaan gelecek. Çocuk beni 2. defa okul formasız görüyor. Çok güzel olmam lazım. Ve en güzel elbise de o. Aa tamam, her şey anlaşıldı. Bütün mesele Kaan. Cem, sana havale ediyorum. Merak etme baba, ben hallederim. Hayır, yalnız bir dakika. Bana bak, bir abi gibi davran, sakın üstüne atlama, tamam mı? Gereken neyse onu yap. Gereken neyse onu yapacağım. Çilek, 1. Slow dans etmek yok. Abi, ablanla uğraşmayı bıraktın, sıra bana mı geldi? Kim demiş Ceren'le uğraşmayı bıraktığımı? Hadi hadi. Geçen gün Tuğçe ile konuştuklarınızı duydum. Eğer beni kızdıracak bir şey yaparsan gider ablama Kerem'i ne kadar çok sevdiğini söylerim. Sen laf mı dinledin? Eğer Ceren'e bir şey yumurtlarsan seni çok fena yaparım. Abi ben senden kurtulmak için 14 yaşımı bekleyemem. Eğer beni kızdıracak bir şey yaparsan yumurtlarım. Ben odama çıkıyorum. Anne, hani nerede elbise? Şey hayatım, ben ablanla konuştum. Ablan da bana dedi ki, yarın o elbiseyi ablan kendi giyecekmiş. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.